أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Dersimizin mevzuu değer yargısı, bir şey nasıl değerlendirilmeli, nasıl bakılmalı? Bu bilinmese ne kadar insanı yanlış bir karara sevk ediyor. Hem kendi hakkında hem karşısındaki hakkında. Mehmet, senin sorduğun yeri okuyorum. Burayı doğru. 86 değil miydi? Evet, 86. Şimdi insan nedir? Nasıl değerlendirmeli? Davranışını nasıl değerlendirmemiz lazım? Bu bilinmese insanlar ne kadar zor durumda. Mesela buna ait bir insandan örnek vermiştim size. Ondan sonra o zat bunu bilmediği için intihar etti. Yani gayrimeşru olduğunu sonra öğrendi. Öğrenince tahammül edemedi yani, hazmedemedi, böyle bakamadı. Yani hayatı noktada çekemedi. Aslında bakabilseydi, kişinin değeri kendindendir, neslinden değil. Ve bakış tarzı o kadar mühim ki bu, şu mevzu. Kendine nasıl bakıyor mesela, ben adam değilim, benden bir şey olmaz. Veya, ya bırak ya o adam ya işte. İşte İlem Eyyel Aziz, 86. sayfa. Tavus kuşu gibi. Tavus kuşunu bilmeyen yok herhalde, değil mi? Böyle her renk var. Bu çok önemli, onun için şey yapıyorum. Bunu söylemek için tavus kuşunu bilmeyen yok mu diye sordum. Her renk var, değil mi Ömer abi? Her renk var. Çok tuhaftır, hayvanların dişileri erkeklerine göre daha çirkin. Hayvanların erkekleri daha güzeldir. Çok tuhaftır kanun, işliyor. Cennette de bunun tersi. Şimdi tavus kuşu çok renklidir ve her renk var. Çok önemli bu. Her renk var. Hangisine odaklanırsan o renklidir. Tavus kuşu gibi pek güzel bir kuş. Yumurtadan çıkar. Bak ölçüye bak. Tekemmül eder. Yumurtadan çıkar. Kemal bulur. Semalarda tayarana başlar. Kemal ne demek? Kemal ne demek? Burada çok orijinaldir. Kemal olur. Olgunlaşmak. Olgunlaşmak. Başka abi? Mükemmel. Başka? Kendi fıtratında en... Hedefini bulmak, hedefini. Çok güzel. Başka? Tabii bunlar diyecekti. Başka abi? Hayvanat içinde en kemal bile. Evet. Ahmet, sen bir şey diyor mu abi? Kemalatı dediğiniz hep doğru. Kemal ama da kemalat mı? He? Kemal da kemalat farklı şey. Kemal mı kemalat? Terakki oluyor o zaman. Tekamül, kemalat. Terakki. Mastar mı? Mükemmelleşme. Mastar. Kemalat. Kemal değil. Evet. Kemal'i de söyleyeceğim ben. Kemal şu. Celal, celali, cemalde, cemali, kemalde yaratmak. Bu olmayacak bir şey. Kemalat ise, onu fark edip, cemalde, kemali, cemalde görmektir. Cemali, kemali, cemalde görmektir. Celali, bir daha söylüyorum. Celali, cemalde, cemali de celalde görmektir. Bu kemalattır. Kemal ise celali, cemalde, cemali, celalde yaratmaktır, yaratabilmektir. Mesela cehennemde o konuda bir neticedir.
cennette. Fakat en kemal dünyadır. Cenneti de cehennemi de cem etmiştir. Yani burası zordur. Cehennemi yapmak kolaydır. Burası zordur. Cenneti yapmak kolaydır. Niçin? Çünkü nur ve nurani malzemeden, nur ve nurani malzemelerden nuraniyet, nurani şeyleri yaratmak kolaydır. Katı ve kesif maddelerden, topraktan bu latifi çıkartmak ve zıtları cem etmek. Mesela bir odun. Dumanı ve nuru cem etmek. Cemali. Mesela odunun en büyük düşmanı ateş, ateş içinde. Odun bir yerde ama odunu meydana getiren letafet, yani odunu meydana getiren letafet her yerde olma özelliğine sahip. Odunun içi karanlık, nuru yerleştirmiş. Odun kaba, çıkan latif. Odun bir yerde ama her yerde olanla yapmış. Güneşten odun yapmış, donmuş güneştir. İşte bu kemal. Kemalat ise onu görebilmek ve takdir etmek. İnsan da aynı aslında abi. İnsan işte. Bakıyorsun ki insanın içine en düşmanı var değil mi? Nefsin mesela. En büyük. Şey, ateşin de, odunun da ateşi, düşmanı böyle. Ha, zaten odundan kasıt bedendir. Dumandan kasıt nefistir. Düşman istersen nefis eder. Yeter. Nurdan kasıt, odundaki dumandan kasıt ruhtur. Odundaki ateş de öfkedir. Yani odunun en büyük düşmanı ateştir, içindedir. Hani zıttı zıttına koyabilmek. Bu kemaldır. Bunu gören kemal sahibidir. O cumartesi haritalı dersten. Peki kim yapar? Taklit de olsa. Celali cemalde, cemali celalde görüp ayna darlık yani ubudiyet yapan da kemal gözükür, kemalat gözükür. Kemalat gözükür. Kemalat. Bir örnekleme yapabilir miyiz abi cemalde kemali görmek? Mesela biraz önce odunu misal verdim. Tamam. İnsan mesela zıtların cemi ruh ve merhamet ve adalet. Aynı zamanda cehennem duyguları var, aynı zamanda cennet duyguları var. Aynı şey, yani zıttı aynı yere cem etmiş, karıştırmamış. Hmm. Mesela tecellisi var Esma'nın, bir de hususi bir tecelli var. Özel kılıyor. Tavus kuşu gibi pek güzel bir kuş, yumurtadan çıkar, tekümül eder, semalarda tayarana başlar. Mesela başka bir şey hatırıma geldi şimdi. İbn Ömer radıyallahu anh'dan bahsediliyor ki celali cemalde, cemali de celalde görmeye ait. Pazarda ekonominin, ticaretin dengenin muvazenesi korunması için 5 kuruşluk pazarlık yapıyor. Kendi evinde kimse görmeden 1 kuruş veriyor, 1 lira veriyor, 10 lira veriyor. Bunu yapabiliyor. Görüyor musun? 5 kuruşluk pazarlık yapıyor. Ama geliyor 50 kuruş veriyor. Hem de bir şey almadan. Bu kuş yumurtadan çıkar, tekamül eder, semalarda tayarana başlar. Afaki alemde şöhret kazandıktan sonra kuş, çok önemli bir misal. Tamam mı Ömer abi böyle? Tavus kuşu açmış böyle harika böyle. Böyle şöhret kazandıktan sonra şöhret. Yerde kalan yumurtasının kabuğu içerisinde o kuşun güzelliğini, kemalatını, terakkiyatını arayıp bulmak isteyen adamın ahmak olduğunda şüphe yoktur. Şimdi tavus kuşu kanatlarını açmış bütün renkleri gösteriyor. Uçuşunu, pike yapmasını, dalış yapmasını, tamam mı? Yani kuş harikalığını gösteriyor. Bakıyor böyle adam, vay be! Şu güzelliğe bak, şu hareketlere bak,
Sonra Allah Allah. Bu yumurtadan mı çıktı ya? Ya bırak ben de zannedeyim. Güzel bir şey. Yani buraya bakınca onu inkar ediyor. Çıkılması lazım. He? Çıkılması lazım. Yani bu ne ya? Sarı ve beyaz işte akıyor. Yumurta işte ya. Burada ne işi var renklerin ya? Buradan mı çıktı? Ben de bir şey zannediyorum. Çıktığı yere göre ölçüyor. Bak ne diyor? Diyor ki afak alemde şöhret kazandıktan sonra yerde kalan yumurtasının kabuğu içerisinde o kuşun güzelliğini, kemalatını, bak görüyor, anlıyor musunuz burayı? O kuşun bir, güzelliğini, iki, kemalatını, üç, terakkiyatını arayıp bulmak isteyen adam. Üç tane. O kuşun güzelliğini, kemalatını, terakkiyatını, o kuşun güzelliğini, yaptığı hareketleri, yükselişini ve hareketini, bak güzelliğini, kemalatını ve tekemmülünü gördükten sonra kuşa, tavus kuşuna bakıyor böyle, Allah Allah, hayret ediyor yani. Hareketinden, yükselişinden, dalışından, pike yapmasından. Güzelliği zaten apayrı bir şey. Ona bakarken iki defa tekrar ediyor. Sonra bakıyor, Allah. Bu yumurta mı ya? Burada ya. Ben de bir şey var zannettim ya. Tabii. Demek ki bir insan aslısına bakılarak değerlendirilir. Ya bırak ya, değil ya. Değil. Der. Onun güzelliğini o yumurtanın içinde aramak, arayan adam ahmak olduğunda şüphe var mıdır? Vallahi Allah, bak yumurtada yok. Var mı? Yok. Binaenaleyh tarihleri naklettikleri Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam bidayeti hayatına, İslamiyet'in ilk hayatındaki, kendi İslamiyet'ten önceki ve ilk dönemine, ki insanlara seviyesine göre inişine, üniversite profesörü ilkokula gidince üniversitede amfide yaptı ders gibi mi yapacak? Koltuk altında kitapları açar. Açar böyle. Ondan sonra dersini verir. Çekip gider. İster alma, ister anlama. Ama ilkokulda geldiği zaman profesör çizgi çizdirmeyi, elini tutar. Elini tutar. Hadi be yavrum böyle çiz. Böyle çiz. Ondan sonra anladın mı Mehmet, anladın mı Ayşe falan, öyle. Tek tek elini çizer, kaldırır, kendisi onun gibi o parçuk böyle, onun gibi üslup kullanır, uğraşır değil mi? Şimdi uzaktan bakan adam ne der? Adam ya, bir de profesör dedin sen, şuraya bak ya. Ne biçim konuşuyor ya, çocukların sesini konuşuyor ya. اَتَّنُزُلَاتِ اِلٰهِيَةِ عَلَى كُلِّ beşer. Yani insanların seviyesine inmesi, onun kemalatını gösterirken, kör olası cehalet, şuna bak ya, bir de profesör olacak ya, ne biçim konuşuyor, hareketlerine bak. Niye? Ya profesöre yakışır hareket mi? Kendisine yakışır bir hareket değil, çocuğa uygun olan hareketi yapması kemalatını gösteriyor. O hareketin basitliği yapandan değil, yapılana ait. O profesörün yaptığı basit konuşmalar, basit davranışlar yapana değil, yapanın kemalatını gösteriyor. Yapılan kişinin basitliğindendir. Onun seviyesine inmesi, tenezzül etmesi merhametindendir. Sen vaaz edelim, bir ders yapalım. Ne anladın sana o kadar canım, ne yapalım? Anlasaydı. Bir de kendisini yırtıyor, bir örnek veriyor. Başka bir örnek veriyor, başka yerden baktırıyor, başka yerden indiriyor. İlle bunu mutlaka emzirecek yani veya yedirecek bunu. Koklattıracak, yedirecek, emzirecek. İlle sana sokacak yani. Şimdi bu adamın paldır küldür konuşması, basit misaller vermesi muhatabın basitliğindendir. Kendisinden değildir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bidayet-i nübüvvette, ilk peygamberlik döneminde insanlara böyle basit basit konuşması,
onların seviyesinden konuşması onun kemalatındandır. Kendisine yakışır gibi konuşsa, edebiyatçı, sen sınıfa girdin. Kendin sanki ders çalışıyor gibi kendine hitap edersen ne konuşurdun? Öyle konuşur musun çocuklara? Olur mu? Şimdi bu dersi dinledin, aynı olur mu çocuklar? Olmaz ki. Binaenaleyh tarihleri naklettikleri Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam bidayet hayatına maddi, sathi, suri bir nazar ile bakan bir adam şahsiyet-i maneviyesini idrak edemez. Allah Allah ya şu peygamber dediklerine bak ya. Adamla oturuyor, adamla şey yapıyor. Hanımıyla yarışıyor, tamam mı? Tam sohbet ediyor, torunlar sırtına çıkıyor. Ya böyle peygamber oldum. Nasıl peygamber? Vallahi İngiltere kralı gibi, Japon imparatoru gibi. Böyle oturacak, tamam mı? Allah Ekber, tamam. Hey! Yeter! Söz! Hatta konuşmaya gerek yok. Kafayı getirin, koparın. Yani böyle. Ya yani Japon imparatoru gibi. Yine Kuzey Kore'den daha cehennem. Daha biter değil mi? Kore'nin. Yalandan aldattırmalar. Yalan öyle diyorlar. Etti ha, sözü tapu. Devlet ya. Devlet gücü sözlüğü. Tapu zalim diktatör. Köpekleri eniştesini parçalattırmış diye söylüyorlar. Öyleymiş. Şuursuz. Zalim ya, şuurlu zalim. Ne şuurlu? Öyle bir zalim ki gözükmemiş tarihte böyle bir insan. Yani şuurda kastıken de. Bir işareti götürüyor. Beşeri şey yok. Hatta böyle, şöyle yapıyormuş. Tam kafası kesilsin demektir. Konuşmaya bile tenezzül fazla görüyor. Öldürün diyemiyormuş. Neyse, şimdi böyle bir şey mi zannediyorsun? İnsan terbiyecisi yahu. Bana dedi ki seyis, at terbiyecisi Zeytinburnu'na gelmişti. Ya dedim bu atlar bazen tekme atar, bazen de ısırır. Ne yapıyorsunuz? Omuzunu açtı. O kadar at izi varmış ki ısırdı. Ne yaptın? Kesinlikle. Isırdı, insan sinirlenir değil mi? Hemen bir ot verdim diyor. Ya ne vermişse işte. Okşadım diyor. Mutlaka o bazı duyguları insan gibidir diyor. İlişki kuracaksın diyor. O zaman canını verir senin için diyor. Niye? Yoksa iletişim kuramazsın. Anlat derdim sanki. Ya hocam diyor kendisi getirmişler. Ya bana öyle anlatıyorsun sanki seyiscilik yapacaksın yani. At terbiyecilisini mi yapacaksın? Daha zor iş yapıyorum dedi. Bakayım sen ne iş yapıyorsun? İnsan terbiyeciliği daha zor. Dersteyiz Almanya'da. Bacak bacak üstüne atmış. Yanlı mı kıçımı da en gösteriyor böyle. Böyle. Geldi sabretti yani. Sen edersin abi. Mecbur. İstersen etme. Deniz kenarında ev yapan çok dalga duyar. Bir tanesi oturuyor gene. Tamam. Hani böyle söyle. Tamam canım tamam. Şey yapmadı falan. Dedim, şey yaptım daha iyi anlar diye. Ya arkadaşın telefon konuşması çok önemli arkadaş. Hepimiz susalım, bu konuşsun, başlarız. Gene anlamadım. Kapattı. Hocam devam edebilirsin dedi. Mubala etmiyorum ha. İkram yaptı sana. He ya. Şimdi yani peygamber sabır gerekiyor ya. Sanki o ben kendim için gittim. Adam bacak bacak senin kıçını da yan tutmuş ha böyle. Bu onun için gitmişim. Ben mecburum anlatmaya. O ihsan etmiş gelmeyle bana. İyilik yapıyor bana. Hakikaten peygamber sabrı ya. Dedim anlat seyis. Ya dedi şöyle yapıyorum. O kadar iltifatlar şey yapıyorum. Geliyorum. Okşuyorum titiz diyor. Okşadıktan sonra öpüyorum. Teslim oluyorum bir de diyor. Bakıyor bana dedi teslim oluyorum. Omuzumu yanına koyuyorum. Okşuyorum, tekrar kafasını buraya koyuyorum. Niye koyuyorsun? Teslimim ha, bak ısırabilirsin. Ama ısırmıyor. Isırmıyor o zaman.
Direkt, vay be, peygamberi hayal ediyorum. Affedersin, çok özür dilerim, affınıza sığınırım. Sohbet ederken bedevi, ilk bedevi, kalkıyor kenarda işiyor. Ha geldi Hazreti Ömer dursun ya. Geldi kapıdan dışarı atma. Ama Allah Resulü diyor ki, bilmiyor ya Ömer. Bilmiyor ya Ömer. Adam işiyor, şar 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 ayakta işiyor. Kenarda işiyor yani. Mescitte ya. Mescit ya. Ondan sonra geliyor. Allah Resulü güzelce anlatıyor. Böyle olmadığını, bunlar şey. Bilmiyordum ya, ya Resulallah dedi. Bak Hazreti Ömer olsaydı kafasını kesmişti. Bir iş yemek uğruna adam gitti. Ya koltuk gittiği gibi. X, X ilçeye, Y köyüne gitmiyor muydun burada? Evet. Tuvalet var mıydı o köyde? Tuvalet yoktu. Kadın erkek kenar köşe bir yere gidip çöküyorlardı, yapıyorlardı. Adam guslü bilmiyordu ki. Hiçbir şeyden beraber gittik. Hep gittik. Bir ay orada vazife yaptık ya, hatırlıyor musun? Ne kadar hayatı tehlikede geçirdik. Ve Allah'a hamdolsun bir Ramazan vazife yaptık. 17 kişi duvar yapmış, şey, tuvalet yaptırabildik. Urfa'da mı hocam? X bir yerde. Bu bölgede. Bu bölgede. Allah Allah. 17 kişiye tuvalet yaptırabildim. 13 kişetle 4 kişiye 4 tane kazık kalası ve şey örtüsü. Çuval şey. Bravo. Onlar sen ne bir anlasın çuvallı şey sahibi. Allah bereket versin. Bir köyde. Guslu ilk defa duymuş ya. Guslu ilk defa. O ne diyor? 70 yaşında değil mi? Yaşlıydı ya. 75 yaşında. Ha ne diyor? Ha beraber değil miydi? Beraber miydi? 70 yaşında o ne diyor ya? O ne diyor ya? O nedir o? Soruyor ona. O ne diyor? Bu ne diyor? O ne diyor? O da haberi yok. Sorarız diyor. Yani o da bilmiyor. O da bilmiyor. Guslu'yu anlatıyorum da. Ne? Allah Allah. Ne ya? 70 küsur yaşında. Öyleydi değil mi? Evet, 70 vardı abi. Ya ondan sonra duyduktan sonra ertesi gün gene anlatırken millete diyor ki ya diyor bak dedi belki hocam diyor bilmem vardır diyor. Üstekiniz bilmiyor. Bir anlatsana dün biz anlattığını dedi. Guslu anlatıyorum ha. Hoca gelmemiş. Ama oruç tutuyor. Hoca PKK'nın cirit açtı çünkü süreyle geçit olduğu yer. Oradan ikmal yapıyor. Fetret sayılır mı bunlar? Sayılır tabii ya. Onuncu acaba öğrenene kadar başlamak kadar mı tutuyordu? Onu vallahi bilmiyorum. Onu sormak lazım. Ona mihraba geçiyordum. Abdest şöyle alınır. Açıyorum. Hatırlasın. Gusulü bak şöyle yapılır dökülür tamam mı? Yukarıdan aşağı. Üste kadınlar. Allah Allah. Şimdi niye anlatıyorsun? Ya kardeşim. Şimdi sen bana orada baktığın zaman bir de Kadıköy Belediyesi'ni tertip etmiş olduğu felsefecilerin bulunduğu Kelam Nedir seminerinde bir de beni orada gör. Kelam Nedir? Karşımda hep felsefeci. Dinle dalga geçmek için dinden de bir kısım bir kişiyi çağırmışlar yani dalga geçilsin ne diyecek diye. Beni çağırmışlar yani dalga geçmek için ama tabii durumlar hiç iyi olmadı tabii. İki defa çağırdı bir de çağırmadılar. Kelam Nedir? Bir de misal için söylüyorum. Bir oraya bak. Bir de o köyde Guslu anlatışıma bak. Guslu bilmiyor. Ne taharetlenmesin? Gusul yok yani. Taharetlenmeye kalkıp gidiyor. Ya tuvalet yok ya. Hatırladın da Mustafa? Ondan sonra Nisan'a bir gün dedim ki gidi. İhlas bozulmaz inşallah. Bir yaşıyla 33 yaşı arası bana Trabzon lastiğinden ayakkabı alacaksın. Hepsinden en az bir çift. İyilik yapmak için üçer çift vereceksin. Arabama doldur. Bir tanesine dedim ki çocuklara verilecek şeker doldur bagajıma. Allah. Elhamdülillah. Şimdi ne anlatmaya çalışıyorum? Ya kardeşim bir insana bakarken yaptığı işiyle hemen değerlendirme, konuştuğuyla değerlendirme. Çünkü konuşmak, yani bir şeyin ortaya çıkışında konuşmaktaki özellik, konuşanın bir, yani hidayet gelmesi için 5 şart lazım diyor sözlerde, 25'in sözde. Bir tanesi konuşana aittir, 4 tane muhataba aittir. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakarken,
maddi böyle. Sıfır efendim dünya hayatını tanzim etmek için söylemiş. Tamam mı? Böyle gitmiş. Adam diyor ki peygamberin diyor kainatın çekirdeği olduğunu, onun nurunda yaratıldığını söylüyorlar diyor. Ya bunların mantıkları hiç mi yok ya diyor. 571'de doğdu diyor. Ondan önce kainat yok muydu diyor. Peygamber bakışına bak. Dini tamir davasında din tahripçisine bak. Dini tamir davasında din tahripçisi. İslamsız oldu yani. Ha? Bu diyor ya 571'de doğdu diyor. Ondan önce kainat yok muydu diyor. Peygamber bakışına bak. Ne garip yani. Tabii elinde sağlam kaynak var, sağlam konuşuyorsun. Ne okuyor adam? Ya doğru. O Şia okuyor, ben de Risale'nin okuyorum. İşte fark oradan geliyor. İşte. Şia okuduğu için. Şia itikadında kadere iman yoktur. Şia itikadında kitaplara iman yoktur. Şia itikadında meleklere iman yoktur. Şia iman esasları da takye yapmak, münafık olmak yani. Olduğun gibi gözükmemek iman esasındandır. Takye yapmak yedinci iman esasıdır. Birincisi tevhid. İkincisi adalet Şia'da. Üçüncüsü nübüvvet. Dördüncüsü haşir. Beşincisi 12 imama inanmak. Altıncısı kayıp imamın geleceğine inanmak. Yedincisi takye yapmak. Yani olduğun gibi gözükmemek. Diyor ki imanları gitti diyor. Bir şeyin gitmesi için var olması lazım idi. Hazreti Ömer ne diyor radıyallahu anh? Eğer diyor inandığınız gibi yaşamazsınız, yaşandığınız gibi inanırsınız. Tam tarif ediyor. Acayip bir şey yani. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamın ne diyecek bu adam? 571'de doğdu. Tamam. Ondan önce kainat yok muydu? Nasıl kainatın çekirdeği olacak diyor. Peygamber anlayışına bak yani. Peygamber'e bakarken maddi, sathi yani olayı sırf görünüşüne göre değerlendirmek. Yani bir adam anlatıyor. Ya ne anlatıyor? Nasıl yürütüyor? Bir adam gelmiş diyor ki aynı söz. Ya Resulallah ben diyor iman şeyde namazdan sonra en makbul amel nedir onu söyle yapayım diyor. Bir bakarsın belki de 10-15 tane bunun hakkında hadis gördüm. Hepsine farklı söylemiş. Bir tanesi demiş ki anne babana hizmet et demiş. Annene hizmet et demiş. Sonra annene, sonra babana demiş. Sonra işte ötekisine zekat şey yap demiş. Ötekisine en güzel amel diyor tuvaleti güzel şey yapmak tuvaletten. Soru aynı. Soru aynı, cevap farklı. Sebebi muhatabın zaafına göre onu hitap ederek diyor ki yani imam namazdan sonra en makbul, en hayli amel nedir denilince benim için nedir demek istiyor. Allah Resulü ferasetiyle ona bakıyor. Onun tuvalet zaafı, tuvalet adabını bilmemesi veya evde despot, annesine zalim veya bir tanesine diyor ki evlad-ı yalisine iyi davranandır diyor. Sana bir tanesine diyor ki sen diyor cihattan dört anne babanın gönlünü al diyor. Ona hizmet et diyor. Allah Allah değil mi? Ha, niye farklı söylüyor? Kendisine yakışır değil o. Onun zaafını tamir etme saadetinde onu söylüyor. Onu inşa ediyor. Bilmeyen bunu bilmeyen vaaz camide en makbul amel şudur. Nedir? Bir sürü makbuller var. Şimdi adam ne diyecek? Ulan biraz önce takvimde okudum. Makbul şuydu. Hoca da budur diyor şimdi. Hangisi en makbuldur? Kişilerin en makbulu hangisidir? Tamam mı? O zaman ne kalıyor? Ne yapacağız kardeşim böyle hadis? Bir ona öyle demiş bir ona. Muhaddisun uleması boşuna mı gelmiş? Hadis uleması onu tefrik etmiş. Ayırmış. Oradan okuduğum için söylüyorum. Bu, o demiş yani. Bu muhataba göre çekilen kılıçtır. Kimisine bağırırsın, kimisine tokat atarsın, kimisine yumurta atarsın, kimisine kılıç çekersin. Hepsi de sensin. Ha, ondan sonra hadis imamlarına göre, şimdi Allah Resulü böyle bir şey diyor. Kime diyor bunu diyor. Onu esas almak değil. Mezhep imamları burada zorunlu çıkıyor işte. Mezhep imamları bundan zorunlu çıkıyor. Levlake'yi kabul etmiştir. Yani çünkü Şia'da yok ki.
Yani Şia'da yok. Bir insan kaderi inkar etmeye ne ihtiyacı var? Hiç düşünmediniz mi? Yani insan veya düşünmüyor musunuz? Bir Müslüman dini tamir etme davasında kaderi inkar etmeye niçin ihtiyaç duyar? Toplumun böyle bir ihtiyacı var mıdır? Kaderi reddetmeye ihtiyaçları var mıdır ki bunu söylüyorsun? Böyle bir şey var mı? Toplum böyle bir şey. Toplumun hadis-i şerifleri reddetmeye ihtiyacı mı var? Dini tamir davasında din tahripçisi. Yok değil. Ha, peki niye? Bunu inkar ediyor bu. Ben de merak ettim. Bu zat bunu niye inkar ediyor? Bunu inkar eden başka kim var seleften eskiden? Şu kaderi inkar eden bu adam. Niye ediyor? Buna cevap vermeyi bıraktım. Bunu başka bundan önce kim inkar ediyor? Bir baktım ki Şiiler inkar ediyor. Baktım iddia ettiği, inkar ettiği, hücum ettiği şey senelerden beri tarih boyu Şiaların ehli sünnete hücum ettiği mevzular. Osmanlı'ya yaptıkları itirazlar hep oymuş. Aynı gündemde tencit pilavı gibi ismi ve aktörler değişmiş. Yani aktörlerin isimleri değişmiş, mekanları değişmiş. Kur'an adına geliyor. Tabii dini, onun için dedim, dini tamir davasında din tahripçileri. Bilmesen bu derslere inanırsın dedim. Vay be Kur'an Müslümanlar ya. Kur'an hadissiz, hadis şerifsiz Kur'an öyle mi? Tabii önce cazip geliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatına, sözlerine, davranışlarına, efaline, etvarına, tavırlarına, fiiliyatına bir maddi, iki sathi, üç suri bir nazar ile bakan bir adam şahsiyet-i manevisini idrak edemez. Yani bunu niye okuyorum arkadaşlar? İlle peygambere değil de birbirimize böyle bakacağız yani hemen. Bir sözüyle, bir davranışıyla hemen koyuyoruz kenara veya çıkarıyoruz deve. Ta yukarıya çıkarıyoruz. Dur bir dakika ya. Kur'an için bir şey. Kur'an'da bir ayet söyledi. Vay be Bekir ve münafık. Münafık 9 tane doğru söyler. Bir tane yanlış söyler kasten. Münafık olmadığını nereden biliyorsun? Münafık günahları deyip kafir dine hücum eder. Karşımızdadır. Münafık ise günahlara hücum etmez. Günahları yapın demez. İtikada hücum eder yani. Temelleri yıpratılmış bir binanın odalarını tanzim etmek, kağıt yapmak, boya yapmak, o binanın yıkılmaması için bir fadi temin edebilir. İtikada hücum eder. Amele hücum etmez. Karışmaz ameline. Bir insan itikada hücum ediyorsa münafıktır. Dine komple hücum ediyor, dinsizdir. Kafirdir, karşımızdadır. Münafık içimizdedir, kafir karşımızdadır. Münafık amel işi yoktur. İtikad hücum eder. Başka mukaddes kaynaklar hücum eder. Başka üçüncü, üç tane özellikleri var. Münafık esasat hücum eder. Dini kutsi kaynaklar hücum eder. Bunları ortaya koyan şahıslara hücum eder. Hürmetleri kırılırsa onların eserleri ortadan kalkar. Onların eserleriyle Kur'an'a bir köprü oluyordu. Peygamber Aleyhisselam sünnetine bir köprü oluyordu. Bir dürbün oluyordu, bir gözlük oluyordu. Bir merdiven, bir ip oluyordu, halat oluyordu. Çıkıyorduk kuyudan. Onu kırmak için, kopartmak için, köprü atmak için oraya hücum eder. Münafığın özelliği budur. Çok açıktır yani. Ama ehli kıbledir, doğru. Mekke'ye durur. Tahran'a doğru durmazlar namaza. Mekke'ye dururlar. Duruşuna bakarsan ehli kıbledir. Münafık namaz kılar kardeş. Yatsı ile sabah kılmaz. Öğleni ehli kıbledir. Öğleni de ehli kıbledir. Ama milletin içinde ya ben içindeyse yatsı ile kılarlar. Ondan sonra biz ne yapacağız? Hemen insanların maddi, sati, sürü bir nazar ile bakan bir adam şahsiyeti manevisini idrak edemez. Ve peygamberin dereceyi kıymetine vasıl olamaz. Peygamber olmasa ne olurdu yani? Peygambersiz Kur'an anlaşılmaz, kağıttan ibaret kalırdı Kur'an. Manasız bir kağıt, anlaşılmaz bir kağıt. Ancak
bidayeti hayatına, peygamberin ilk hayatına ve levazım-ı beşeriyetine ve ahval-i zahiriyesine ince bir kışır, nazik bir kabuk nazarıyla bakılmalıdır ki o kışır içerisinden iki alemin güneşi ve Tuba gibi şecere-i Muhammed aleyhissalatü vesselam çıkmıştır. Peki ne yapacağız? Bidayet hayatına, peygamber aleyhissalatü vesselamın ilk hayatına. Ticaret yapıyor, aile bir hayatları var, boğuşuyor, yani hanımlarından sıkıntı var. Ne olacak? Hanımlar bir eğitim fakültesi geçirmemiş ki, İstanbul Üniversitesi Marmara Fakültesinden siyasaldan bitirmemiş ki karısı. O da o toplumdan gelmişler. Bir anda paldır küldür şey olacak ki kemal olur mu? Onları idare edecek. Ordu idare edecek. Devlet kuruluyor. İnsanları ikna edeceksin. Onların ahlakı davranışlarını tuvaletinden ta orduyu sef idareye kadar her şeye örnek olacaksın. Böyle bir insan olabilir mi ya? İlk kuruyorsun kardeşim. Meclisin hemen konuşurken kalkıp kenarda jar 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 işeyen adama kordu komutanı yapacaksın. Sancaktar yapmışsın onu. Muallim yapmışsın onu. Edep muallimi yapmış. Ya arkadaş, tuvalete nasıl gidiyorsun onu anlatacaksın. Ya benim ömrüm, bana dediler ki Risale'nin hangi sahasında ihtisası var? Ben mütlemelekül, kaybı bir şeylerim var benim. Ötekisi bir kardeş gelmiş, tevafukun ve cifir hesaplarıyla adam şey. Adam ömrünü vermiş 19 tevafukuna. 19. mektubun içerisindeki 19 tevafuklarını adam ömrünü vermiş. Ötekisi ustadın hayatında kaç tane talebesi varmış. Onlardan duydum. Ashab-ı Kehf kadar. Toplam 309 kimin şeyi vardı? Ashab-ı Kehf. Ashab-ı Sıffa. Yani tamam bunlarla meşgul. Ötekisi Nikola Nikolaevic'e kalkmayan, bu sarı bu kafadan gider diyen ustadın o karamanlığıyla meşgul. Yani herkes acayip bir şey. Benim de Risale'nin her tarafında değil ki. Niye yapıyorum ben bunu? Yani benim Risale-i Nur'da her konuda ihtisasım yok. Malumat verebilirim ama ihtisasım yok. Rüştü abi sosyoloji ve laikacıydı. Anlıyor musun? Şimdi ne anlatmaya çalışıyorum? Peygamber ise ya bir bakıyorsun tuvalet adabından, ev adabından, psikolojisini inşa etme adabından, devlet kurmaktan, insan terbiye ediyorsun ya. Ata öyle davranma diyor, şöyle yap diyor. Hurma öyle şey yapma diyor, böyle dik diyor, böyle aşırı diyor. Tamam da senelerden beri hurmacı adam bunlar ya. Ticaret öyle yapma diyor. Miras hukukundan bahsediyor Mehdi abi. Ya miras hukukunu ben 15 gün Diyarbakır'da miras hukukundan ders aldım. O zaman burada kalırken. Biliyorsun Selahattin hocam vardı. Allah rahmet etsin müftü. Eski Tillo mezunu. Kaplan. He kaplan. Ondan miras hukukunun dersini aldım. Ya bu, onu kimden ders almış ya? Bir insan okuma yazması yok, miras hukukunu nasıl bilir ya? Hiç mi insanlarda izan yok, hiç insaf yok mu ya? Ben mektep bitirmişim. Tamam, miras hukuku ya. Lan bu Türkiye işte evlenmeyi İsviçre kanunlarından almış. Ticaret hukukunu Alman yönetim kurulu, İtalyan. Tamam. Yani böyle bir şey olmuşuz ya. Peygamber, bir insan böyle yapabilir mi ya? Her konuda mükemmel ya. Adam orduda bir askeri coşturacak, bir tane video seyrettiğinde Hazreti Hamza gibi diyor. Ölümü ürkütüyor diyor. Ya şöyle bir şey ya. Her şeyde örnek ya. Her şeyde nasıl örnek olursun ya? Acayip bir şey ya. Ulaşılabilir mi böyle bir şey? Ama seviyesine göre iniyor adamları. Bunun kırmıyor, dökmüyor. Benim gibi kafasını kırmıyor. Ya ne biçim adamsın ha? Telefonu niye kapatmadın demiyor. Adam işiyor bir şey demiyor. Telefon çalıyor benim tepeme atıyor. Sakalı da oynuyor. Ha? Sakalıyla oynuyor çünkü de çubukla. Gelmiş yadış sakalıyla oynuyor. Kulağına sokuyor. Ya sahabe yiyecek yani kapacaklar azdı. Peygamber hiç istifini bozmuyor. Sonra diyor ki ben bunu kasten yaptım diyor Yahudi. Çünkü gelecek peygamber çok insanüstü sabırlı olacak. Sabrını denemek için yaptım diyor. Sen peygambersin diye iman ediyor.
Bana mesele olmuş. Acayip bir şey ya. Ben Müslüman'ı ürkütüyorum ya. Ben Müslüman'ım. Peygamber'e hayret ediyorum. Hayran oluyorum ama bakışım çok farklı. Tuvalet adabından nasıl duracağını, cinler alemini, metafizik alemini, ruhaniyet alemini, insanın fıtratındaki göstergeleri. Benzin bitmiş, gösterge aşağı iniyor. Hararet yükseliyor, ibre böyle çıkıyor. Tamam. İnsanın fıtratında bazı ibreler aşağı iner, bazıları yukarı çıkıyor. İnsandaki duygularla ahireti ispat ediyor. Hiç ulaşılmaması gereken ahireti keşfediyor. Tuvalet adabından bahsediyor. Aile yönetiminden bahsediyor. Miras hukukundan bahsediyor. Umumi hukuk, şahsi hukuktan bahsediyor. Lan dilim kurudu 30 seneden beri şahsi hukuk, umumi hukuk diye nur talebelerini zor anlatıyorum ya. Risale'de var mı bir şey? Mehdi Ali Resul'le Mehdi zor anlatıyorum ya. Yok yani gene adam kim duvar mı duvar. Duvar yani. Ben mermer kafa. Basmıyor yani. Mehdi ile Mehdi Ali Resul. Sufyan'la Deccal'ı. Mermer kafa ya. Bunlar ama o demiyor işte mermer kafa. Bak düşüyoruz. Demiyor yani. Üşenmeden söylüyor. La var olan kitaptakini söylüyorum. Suçluyum ha. İyi onun gibi söylemiyorsun. Ya nasıl diyeyim ya abim? Bu nasıl diyeyim ya? O ya nasıl bir peygamber? Ben böyle düşündükçe Mehmet abi ona böyle bir peygamber inancımından demiyorum. Bir insan böyle tahammül edebilir mi ya? Çıldırır ya. Ben telefonlara bakamıyorum. Acaba cep telefonu olsaydı Resulullah hangi kişinin telefonu reddederdi ya? Ne yapardı? Aynı anda 5-6 kişi aradığı zaman acaba nasıl yapardı? Ne takip ederdi? Hakikaten garip ya. Onu şöyle anlaşılıyor. Kapısına geleni hep muhatap almış. Hep konuşmuş. Benim gibi meşgul atmazdı. Yani böyle bir düşününce peygamber yani bir insan yapamaz böyle. Yapamaz. Yok böyle bir şey. O zaman peygamberdir. Bir de nümene yok, ölçü yok. Ölçü de yok. Yani kitap yok. Önce de bir şey yok yani. Onun peygamberimizin önünde peygamber yok. Kitabı yok. Alimi yok. Hocası yok. Öğreteni yok. Yanlış yapma şansı yok. Sana düzeltirim. Ben düzeltiyorum. Kardeş özür dilerim diyor. Yanlış yapıyoruz. Vay soru anlıyoruz. Nasıl yapacak bunu ya? İlk değilse sonra da aynı. Aynı. 23 sene önce nasıl ne demişse 23 sene sonra da aynı şey diyor. Bu nasıl bir insan ya? He? Aynası sağlam da ama. Yani kaynaksız düşününce olamayacağını anlatmaya çalışıyor. Kesin ha. Peygamberin hayatına baktığın zaman Allah var gibi geliyor bana. Elhamdülillah. Kesin var değil mi Mehdi abi Allah? Var mı abim? Öğretirim sana. İnşallah. Güzeller güzel öğretir sana. Allah. Hekim abim? Güzeller güzel öğretir sana bu gece. Aleyhissalatü vesselam. Allah kesin var böyle. Böyle şeyim, fikriyatım falan değil ha. Allah olması lazım. Başka olamaz. Ya bu insanın davranışları yanlış, ya Allah var. Bir insan böyle yapamaz. İnsansa yapamaz. Mümkün değil. Niye? Biliyorum canım insan. Ben insanım çünkü. Hayvan değilim ki. Beni kandırabilirsiniz hayvansa. O ben hayvanım, o insan. İnsanlıkta şöyledir böyle. Tamam. İnanır. Ama ben insanım, o da insan. Bir insan, insan olduğu için bilir kapasitesini. İnsan olduğumuz için kapasitemizi biliriz birbirimizi. Ne yapabilir bir insan? Kapasitesini ortalama biliriz. Hadi biraz yukarıya alalım. Ama bu böyle değil ki. Nereye alırsan al. Yok yani yeri yok. Hiçbirimize benzemiyor. Demek ki bizim seviyemizde değil. Kimseye benzemiyor. Kimsenin seviyesinde değil. Yani üniversite okumamış. Mektep okumamış. Nasıl miras hukukundan bahsedeceksin? Neyin hesabını yapacaksın? Vallahi Allah var yani. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. Kesin var elhamdülillah. Allahsız olmaz bu iş. Rize'de bir tanesi demişti. Dedi ki, hoca, Allah rahmet etsin. Şimdi öldüm. Hoca, severim seni. Severim seni. Hakikaten severim. Ay böyle yapıyor ustam. Hakikaten severim seni bastın delinden. Fakat seni kaçırma.
Seni kaybetmek istemem hoca. Söyle Ahmet amca. Her dersten sonra bir banyo yap. Kelime-i şehadet, kelime-i tevhid getir imanına bir tazele. Yanlış şey söylemedi yani. Her doğru söyledi. O tavsiye yapılıyor. Evet. İmanınızı tazeleyin. Ya bazen dedi, yani bastonu atasın geliyor sana dedi ya. Eğer Allah yoksa tamam mı? Çiçeği anlatıyorum tamam mı? Bunu boya, bu renk var mı kardeşim? Göz sahipleri bir gün hiç unutmuyorum. Göz sahipleri bundan hoşlanıyor mu? He. Bunu boyayan kör olmaması lazım. Eğer Allah yoksa tövbe estağfurullah. Bastonu vurarak yere şey yapıyor. Bazen diyor bastonun atasın geliyor sana. Doğru söylüyorsun Ahmet amca. Doğru söylüyorsun. İdare et. Zaten idare ediyorum bu gençlerden dolayı dedi ya. Yoksa kalkıp giderim dedi ya. Ah peygamber ah. Şimdi olsa ne iyi olurdu baba değil mi? Vardı inşallah. Var değil mi? İnşallah ya. Ve hakikaten böyle beşeriyetiyle böyle pat diye girse şimdi ya. Kaptı gidiriz orada. Vallahi girse şunda. Beni mi beklediniz ey ümmetim dese. Allah sonsuz kudret sahibidir. Olur mu olur. Hikmeti iktiza edersin. Bak Mehmet bakıyor. Olamaz Mehmet. Olur abi. Allah için bir şey mi bu? Ben de vallahi için bakıyorum belki girer diye. Ya çok aşı ya. Kardeşim bir tanesi abi yukarıda ders yapıyoruz tavanda. Bu üstad işte bizde sohbet yapılan her yerde ben varım manasından şey yapıyor. Ders yapılırken içinden geçirmiş ki ben yani nerede üstad burada? 5-6 kişiyiz böyle. Sonra üstad karşısında temsil etmiş. Böyle yapmış kendisine. Dayı. Böyle yapmış ya. Aynen böyle yapmış abi. Temsil etmiş abi. Ders ortasında. Yani kendisi bizzat şey yapıyor abi. Allah. Cemaatimizden birisi. Allah Allah. Senin anlattığı, senin yanında X bir şey anlattı ya, dosyaları aldığı zaman peygamber rüyasına gelmiş değil mi? Hediyenin mübarek olsun dedi. Hatırladın değil mi? X. Bu alim bizim çalışmalar var ya lisandaki şekil. Onları dosya yapmış birisinden almış, fotokopileri çekmiş. Tabii gariban yani ekonomisi de iyi değil. Ondan bundan çekmiş böyle dosya yapmış hep eski. Renkli tabii renkli olmasa bizim şey beyaz olmuyor. Bizim o çalışma var ya risale. Dosya yapmış, almış o sevinçten yatmış tamam mı? Onun üzerine artık çalışacak. Kaynağa ulaşmış. O akşam peygamberi görüyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geliyor yatağına. Öyle bakıyor. Nur içinde. Aldığın hediyen mübarek olsun demiş. Cemil'le beraberdik. Çok acayip. Bir daha. Ancak bidayeti hayatına, vazımat-ı beşeriyetine, ahval-i zahiriyesine, zahiri ahval var ya insanlarla ilişkileri. Bende böyle bir hal oluyor ki diyor, o anda Cebrail gelse kabul etmem diyor. Ama öteki tarafta çocuklarla oynuyor. Ahval-i beşeriyesine ince bir kışık olarak bak. Soğan zarı gibi. Nazik bir kabuk nazarıyla bakılmalıdır ki o kışık içerisinden iki alemin güneşi ve Tuğba gibi şeceri-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çıkmıştır. Yani o tuğrunu durun. O tavus kuşunu çiftliğin ondan misal verilmişti. Yani oradan evet çıktığına benzemiyor ama peygamberin de çıktığı şeye bak, beşeriyetine, efendim bidayet hayatına, levazımat-ı beşeriyetine, ahval-i zahiriyesine yumurtayı oluşturuyor. Beşeri kabuk. Kabuk, beşer kabuk. Bidayeti bak, bidayeti hayatına, levazımat-ı beşeriyetine ve ahval-i zahiriyesine. Yani levazımat-ı beşeriyetine ve ahval-i zahiriyesine ince bir kışır, nazik bir kabuk nazarıyla bakılmalıdır. O kışır içerisinden iki alemin güneşi ve Tuğba gibi şeceri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam
çıkmıştır ve feyzi ilahiyle sulanmış. Bak o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam feyzi ilahiyle sulanmış. Ağaca su veririz ya. Cenab-ı Hak da Peygamberimizi feyz ile sulamış. Allah Allah. Fazl-ı Rabbani ile tekamül etmiştir. Binaenaleyh Nebi Zişan'ın Aleyhisselatü Vesselam mebde hayatına ait Ahval-i Suriyesinden, bu çok önemli. Bak bakış tarzımız. Hani belki de şimdiye kadar şey yapmadım ama altını çiziyorum. Herkes dikkatini versin. Bundan sonra peygamber hakkında bir şey duyarsanız, böyle aleyhte, böyle onu çaktırmadan kötülen, çünkü peygamber aleyhindedir. Peygamber aleyhindedir çünkü Şia itikadında 12 tane imam peygamberlik üzerine kurulduğu için, niye kurulmuş 12 tane şey? O peygamberler tam icraat yapamadılar. Allah onun için 12 taneyi getirmiş. Onun için bunlar daha kalitelidir. Onun için elinden geldiği kadar aşağılarlar peygamberleri. Peygamber beşer diyoruz aslında. Evet. İslamsız olur. Beşerdir ama 12 imam ahkam getirebilir. Çünkü eğer peygamberler iş yapsaydı peygamber gelirdi. 12 imam onun için ihtiyaç duymuş diyor. Ha, böyle bir şey duyarsanız peygamberimizin halinde şöyle bakacaksınız. Nebi, burayı mutlaka bak altını çiziyorum. Bu cümleyi bitirmeden kimse gözünü kapatmasın. Nebi Zişan'ın aleyhissalatü vesselam mebde hayatına ait Ahval-i Suriyesinden, zahiri hayatından zayıf bir şey işitildiği zaman sen üstünde durmamalı. Derhal başını kaldırıp etrafı aleme neşettiği nurlara bakmalı. Hemen Zahiri Arabistan'da ana babası şuydu, dedesi şuydu. Tamamdır, şuydu 571-632 bitti. Neden? Böyle kafanı kaldıracaksın. Böyle duyduğu zaman ahvali beşeriyesine böyle adi beşer cinsinden bir şeyler uydurma veya onun o karşıdaki kişinin muhatabın seviyesine göre söylediği sözleri veya davranışları da duyduğun zaman şöyle bakacaksın. Derhal başını kaldıracaksın. Etraf alime neşetti, nurlara bakmalı. Peki bunu uygulayalım. Hanımından bir şey duydun, gördün. Benden bir şey gördün, duydum. Benden bir şey duydun. Dava arkadaşından bir şey gördün, duydum. Kardeşim kafanı kaldıracaksın. Beşeriyetinin iktizası olan o nakıs söz, nakıs fiilde boğulmayacaksın, kafanı kaldıracaksın. O zatın Ehl-i Sünnet ve Cemaat dairesindeki hizmetine bakacaksın. 96 mıydı? Yok. 94. Kastamonu. Ziyaretin meselesi. Sen diyor hayali bir ziyaretini seversin, ben hakiki. Çünkü diyor onun ahvali beşeriyesinden bir şey nakız çıksa şeyhinden, evet. Bu sefer hemen sen muhabbetini bozarsın. Ben ise diyor kusuru çıksa muhabbetimi bozmam. Çünkü diyor ben muhabbetimi onun kemalatının üzerine kurmadım. Ben Ehl-i Sünnet ve Cemaat dairesi içerisinde Kur'an'ı ve sünneti ölçü yapıp Kur'an'a ve İslam'a hizmetkarlığı için 100 ruhum da olsa feda ederim ona diyor. O cihette bakılmalı. Bakalım birbirimize. İmanımız var, İslamiyetimiz var. Yani beşeri kusurlarımızla beraber ahvalimizde dava iddia ediyoruz, dava ile koşturuyoruz veya uymaya çalışıyoruz. Birbirimize ya. Mustafa işte o, ben, sen de bana öyle bakacaksın. Ya böyle dedi ya. Tamam, at çöpe. Ya. O kerametine bakacak, şeye bakacak. Ya çöpe atacağız. O zaman sen bir kere önceden çöpte olman lazım. Yani ne yapacağız birbirimize? Duyduk, tamam kusur. Eksik, tamam tabii canım. Mutlaka sen haklısın canım. Tabii ki haşa tabestorullah. Onda kusur var, sende olmaz da. Onda kusur varsa derhal kafanı kaldır. Etraf aleme neşetti. Nurlara bakmalı. Birbirimize böyle bakmalıyız. Diyor. Peygamber'e böyle yapılmış. Çok önemli dostlar. Yani hizmetine bakacağız. Hakikaten çok önemli. Çok acayip. Kastamonu 94 müydü ya? 94. Abdurrahman abi. Ziyaettin 88 mi yoksa? 88. Yok.
kullanmam diyor. Bakayım. Sonra yanlış numara verip de 88'e bir bakayım. Evet, 88. Abi Abdurrahman mı dedi abi? Bak, Risale-i Nur talebelerinden bir kısım kardeşlerimin benim haddimden çok fevkinde hüsnü zanlarını ve ifratlarını tadil etmek için ihtar edilen bir muhaveredir. Bundan 40-50 sene evvel büyük kardeşim Molla Abdullah, Molla Abdullah kardeşim rahmetullahi aleyh ile bir muhaveremi hikaye ediyorum. O merhum kardeşim Evliya-i Azime'den olan Hazreti Ziyaeddin Kuddise Sirruhu'nun has talebesiydi. Ehli tarikatça mürşidinin hakkında müfritane muhabbet ve hüsnü zan etse de makbul gördükleri için o merhum kardeşim dedi ki, bağlamak için ustadı, Hazreti Ziyaeddin Şeyh'i yani bütün ulumu biliyor. Kainatta kutb-ı azam gibi her şeye ittila var. Her şeyi biliyor. Kainatta ne oluyor görüyor. Beni onunla rapt etmek, bağlamak için çok harika makamlarını beyan etti. Ben de o kardeşime dedim ki sen mübalağa ediyorsun. Ben onu görsem çok meselelerde ilzam edebilirim. Hem sen benim kadar onu hakiki sevmiyorsun. Ha, sevmenin ölçüsüne nefretin ölçüsünü getiriyor. Çünkü kainattaki ulumları bilir bir kutbu azam suretinde taahhül ettiğin bir Ziyaeddin'i seversin. Yani o unvan ile bağlısın, muhabbet edersin. Eğer perde-i gayb açılsa ve hakikati görünse senin muhabbetin ya zahil olur veyahut dörtten birisine iner. Fakat ben o zat-ı mübareki senin gibi pek ciddi severim, takdir ederim. Fakat ben o zat-ı mübareki senin gibi pek ciddi severim, takdir ederim. Çünkü sünnet-i seniye dairesi, ölçüye bak. Sünnet-i seniye dairesinde, hakikat mesleğinde ehli imana halis ve tesirli ve emniyetli bir rehberdir. Şahsı makamı ne olursa olsun, şahsı hukuk, umum hukuk ayrılıyor bak. Şahsı makamı ne olursa olsun, bu hizmeti için, bak, bu zatın hizmeti için ruhumu ona feda ederim. Perde açılsa ve hakiki makamı görünse, beşeri hataları gözükse, değil geri çekilmek, vazgeçmek, muhabbette noksan olmak, bilakis daha ziyade hürmet ve takdir ile bağlanacağım. Demek ben hakiki bir Risale-i Nur hizmetini, sen de hayali bir ziyaretini, sen de hayali kurkuladığını, birisinin sana giydirdiği, önüne servis ettiği hizmeti seversin. Haşiye, çünkü sen muhabbetini ona pek pahalı satıyorsun. Verdiğin fiyatın 100 defa ziyade bir mukabil düşünüyorsun. Halbuki onun hakiki makamının fiyatına en büyük muhabbet de ucuzdur. Benim o kardeşim insaflı ve mudakik bir alim olduğu için benim noktayı nazarımı kabul edip takdir etti. Ey Risale-i Nur'un kıymetdar talebeleri ve benden daha bahtiyar ve fedakar kardeşlerim. Şahsiyetim itibariyle sizin ziyade, bak insan şahsiyet itibariyle, sizin ziyade hüsnü zanınız belki size zarar vermez. Fakat sizin gibi hakikat bin zatlar vazifeye, ne yapacağız? Hakikat bin zatlar vazifeye, hizmete bakıp o noktada bakmalısınız. Perde açılsa benim baştan aşağıya kadar kusurat ile alude mahiyetime benden kaçmaya bir vesile olur. Sizi kardeşliğimden kaçırmamak, pişman etmemek için şahsiyetime karşı haddimin pek fevkinde tasavvur ettiğiniz makamlara irtibatınızı bağlamayınız. Ben size nispeten kardeşim, mürşitlik haddim değil, ustad da değilim, belki ders arkadaşıyım. Ben sizin kusuratıma karşı şefkatkârane dua, birbirimize kusurlarımı ne yapacağız? Bilmiyorum, onun kafanı kırar lan senin, ne biçim adamsın lan, onu yaptın onu dedin demeyeceğiz, ne yapacağız? Kusurumuza karşı
şefkatkârane dua ve himmetlerimize muhtacım. Himmetlerinize muhtacım. Yani şefkatkârane dua edeceğiz. Allah'ım onu ister. Ya Rabbi, böyle değil. Şefkatle dua edeceğiz. Himmet edeceğiz. Gayret edeceğiz ki ona ulaşalım. Ya. Düzelsin ya. Parkurda bir koşucumuz işte. Ne yapalım? Hani bizim Karadeniz bir laf var. Evet, düşe kalka topalama bağımızda bulunmuş. Bağımda bulunmuş. Ne yapalım? Müslüman işte. Bir buna ait bir hatıram var da böyle. Bir rüya. Şey, gerisini anlatmayacağım. O akşam öyle bir hata yaptım ki. Hazreti Ali'yi rüyada gördüm. Böyle oturmuş radiyallahu anh. Şalvarlı olduğu halde tayyatta oturur gibi böyle ya, şey var ya, eskide köylerde olurdu. Şimdi altı koltuklar çıktı. Böyle geniş sedirli oturma. Oraya oturmuş, şalvarlı olduğu halde hayasından yorganı üzerine attı. Ders verecek. 5-6 kişi var. Ben girdim. O hatamdan dolayı hiç ömür billah unutmuyorum. 1983. Sen dedi bana talep olamazsın dedi. Ama Müslüman olduğun için kardeşimsin dedi. Ondan sonra yıkıldım tabii. Mehmet abi, bu tamiri çok zor bir şey. Tamiri çok zor. O hemen ertesi gün o hatayı hemen düzelttim. Yani şey ya, köyümüze bir Süleymancı gelmişti. Ha, biz de gençiz. 1983. Ondan sonra herkes gittikten sonra lojmanında zaten bekar. Süleymancılık, Münürcülük. Ulan çelecek işte ya, böyle işte. İyi, ama iyi ki terbiye olduk ya böyle. Peki dedim, Süleymancılık büyükse, Nurculuk şeyse, ama sana 4 tane soru. Hadi bunun cevabını bul. 1. 16. söz. 1, 2, 3, 4 adam soruları saydıkça adam altına böyle girdi, kıpkırmızı, renkten renge siyahlaştı. Ya Rabbi affet Allah'ım, onu da affet, beni de affet, Müslümanları affet, Nurcuları da affet ya Rabbi, herkes affet, herkes affet ya Rabbi. Ya ben o çocuk da işte, ne yapardım da kaç sene önce? 2016, 1983. Hesap edebilir mi? 33 sene önce. Bak ama sonra nasıl tamir ettim. Sonra ola gece böyle gördük. Hatta beni kovalıyorlar. Bu kafir köyde benim. Kafiri yakalayın, kafiri yakalayın. Kaçıyorum Hazreti Ali'ye gidiyorum. Hazreti Ali diyor ki, baktım ders veriyor. Ulan dedim, ben de ders alayım. 5-6 kişi var, 5 kişi var ve girdim. Sen benim talebem olamazsın dedi. Ama Müslüman olduğun için kardeşimsin dedi. Ders almadı. Mehdi abi, bu anlatılır mı buraya burada? Ders almadı. Sen misin bir Müslümana böyle yapan? Çocuğuz da işte. 33 sene, 33 mü? 53'ten çıkarım. 20. 20 yaşındayım. 17 yaşında Nurlar tanımış. Daha genç yani. Ölçüleri bilmiyoruz. Ondan sonra o gördüm. Ondan hocaya gittim. Sabah sabah namazında. Dedim ki böyle böyle rüya gördüm. Gördün mü? Bak dedim, bir dakika dur. Bir dakika. Ben hepsinin cevabını vereceğim. Neydi o ya dedi. O, hakikaten dedi. Ondan sonra tek tek onuca öğle namazına kadar cevap verdi. Sordu, cevap verdi falan. Onları tek tek. Oldum hocam dedim. Bak cevapları bu. Sen haklısın dedim. Sen haklısın. Oldum, oldu. Hakkını helalleştik. Allah'ın rahat et. Derken ama Hazreti Ali talebeliğe kabul etmedi. O kor gitmedi. Şimdi böyle yaptık, tokat yedik ama affedildiğimizi nasıl anlayacağız? Şimdi ama yiyor bizi. Bu sefer peygamber... İşten yanıyor. Tabii. Bu sefer daha üst makam. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı gördüm. Ders verecekti. Derse girdik. Derse kabul etti. Oturdu. O da aynı şeyi yaptı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle oturdu. O da beyaz bir divan. Elbisesi entare. Entare olduğu halde böyle oturuyor. Böyle oturduğu halde hayasından o da yorgan.
beyaz bir yorgan ders veriyordu. Feş yapacak. Böylelikle bir daha mı tövbe olsun o gün bugün böyle bir şeye girdiğimi hatırlamıyorum. Giremezsin zaten. Yani o nasıl affettirildik de elhamdülillah öyle zannediyorum. İkinci rüyada affettirildiğimizi. Yani yanlış işte ölçüye hala bir şey yapıyor. Nereden girdik buna? Niye girdik? Ziyaddin. Ha Ziyaddin. Ben size bak ne diyor? Hizmetine bakmalı. Ha hizmetine. Hizmetine bakmalı. Ben size nispeten kardeşim, mürşitli kaddim değil, ustad da değilim, belki ders arkadaşıyım. Ben sizin kusuratıma karşı şefkatkarane dua ve himmetlerinize muhtacım. Benden himmet beklemeniz değil, bana himmet etmenize istikakım var. Ha peygamberin şefkati var ya, Hazreti Ali öyle yaptı ama peygamber aldı. Değil mi? Kucakladı ya. Nasıl duyduysa, nereden duyduysa, he? Bu olayı nereden duydu? Rize'nin bir köyü ya. Peygamber Arabistan'da değil mi? 571'de doğdu diyor ya adam. Peki Hazreti Ali nereden duydu benim o köydeki olayı? Hemen akabinde gece nasıl ikaz etti hem de sert. Süsü söyleyin Allah aşkına. O ki ahiret yok. Kim nereden kime neyi ikaz yapıyor? Kim nereden kime neyi ikaz yapıyor? Kim nereden kime neyi ikaz yapıyor? O ki ahiret yok. O ki onlar hiçliğe gitti. Sonra benim azap çektiğimi, vicdan azabı günler geçip azap çektiğimi, hala affedildiğime inanmadım. Sonra peygamber geliyor ve rahatlıyor. Nereden duyuyor Mustafa onu? O ki oldu, öldü, yok oldu, haberi yok. Nereden biliyor bunu? Cemaatle alakadar değilse abi, nereden bilecek? Bir de var. Ha cemaatle alakadar. Nurculukla alakadar değilse nereden bilecek? Evet, ben talibem diyor. Bu sefer peygamber... Tamam, o etmedi ama ben seni talebe kabul ettim dedi. Demektir değil mi? Sonra ders verdi o. Hazreti Ali dediğim Hazreti Peygamberimiz. Ders vermeye oturmuştuk. Hazreti Peygamber. Biraz da seviniyorum biliyor musun? Öyle bir hata yaptı ki peygamberi gördük bu sırada. Anladın mı? Buna da sevindim ya ders vermeye. Ne kadar azap çekmişim Mustafa o genç 20 yaşında ki peygamber iltifatıyla tekrar dirildim ya. Yoksa bitmiştim ya. Cenab-ı Hakk'ın ihsan ve keremiyle sizlerle gayet kutsi ve gayet emniyetli ve gayet kıymetdar ve her ehli imana menfaatlı bir hizmette taksimul mesai kaidesiyle iştirak etmişiz. Tesanüdümüzden hasil olan bir şans manevinin. Bak. Neymiş şahs-ı manevi? Tesanüdümüzden hasıl olan bir şahs-ı manevinin fevkalade niyet ve kıymeti ve ustatlığı ve irşadı bize kafidir. Hem madem bu zamanda her şeyin fevkinde hizmet-i maniye en emniyetli bir vazifedir. Hem kemiyet ise keyfiyete nispeten emniyet azdır. Hem muvakkat ve mutehavil siyaset alemleri ebedi, daimi, sabit, İdemat-ı maniyeye nispeten emniyetsizdir. Mikyas olamaz, medar da olamaz. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde ve bizlere bahşettiği hizmet noktasında feyizli makamlara kanaat etmeliyiz. Haddinden fazla fevkalade üstü zan ve müfritane âli makam vermek yerine fevkalade sadakat ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlas lazımdır. Onda terakki etmeliyiz. Mahaza mebdi hayat şek ve şüpheyle bakan adam herhalde mastar ile masar, menba ile makez, zat ile tecelli aralarını fark edemiyor ve bu yüzden şüpheye düşer. Evet, Nebi Zişan aleyhissalatü vesselam tecelliyat ilahiye mazar ve makestir, mastardır ve menba değildir. Çünkü o zat yalnız abittir. Ve ibadetçe herkesten ileridir. Demek bu kadar görünen terakkiyat, kemalat onun zat-ı malı değildir. Ancak hariçte verilen Rahman-ı Rahim'in tecellileridir. Evet, beyan edildiği, evvelce beyan edildiği gibi hiçbir şey bir zerreye bile mana ismiyle mastar olamaz. Ama bir zerre mana-i harfiyle semanın yıldızlarına mazar olur. Yalnız gaflet ile o zerrenin mastar olduğu zannı ile
bakıldığından sanat ilahiyeyi tağutî bir tabiata mal ederler. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.